Şimdi Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu teala bir kıssacıyı gördü. Kıssacıyı biliyor musun? He? Böyle kıssacı hocalar vardır. Habire başlar şeye, fıkra kıssa anlatır. Bakmışsın bitmiş. Ah ulan ne akıcı geçti filan. Öyle. Onu seviyorsunuz. Siz daha çok seviyor. Kıssaları böyle hikayeleri çok seviyorsunuz. Biliyorum. O yüzden arada anlatıyorum zaten. Efendim Hazreti Ali Efendimiz ona dedi ki radıyallahu anh, ilmin kapısı. Sen dedi nasih mensuh biliyor musun dedi. Sordu ona. O da ağzını açtı böyle. O ne dedi? Eyvah dedi. Yazık sana dedi. Kendin de helak oldun. Sana uyanları da helak ettin dedi. Nasıl mensup bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de ne nesvedilmiş? Yoksa sen okursun. Anne o dedi ya ben deist oldum dedi İmam Hatip'li. Niye İmam Hatip'li deist oldun? Hem de hafız olmuş. Niye ne oldu? Kur'an-ı Kerim'de birbirine uymayan ayetler gördüm. Öyle mi? Nasıl okudun? Mealen. Öyle mi? Biz 20 senedir okuduk anlayamadık o ayeti celleleri. Sen nasıl bir kere de meal okudun da anladın ya? Nasıl anladın bunu ya? Bize de bir anlat bakayım. Vay beyno vay. Yani anladın ne demek istediğim? Beyinsiz demek yani. Beyin yok adam. Şimdi sen kalkıp da zina eden kadınla evlenmeyin ayeti cellesini bugün zina eden kadınla evlenmek serbest midir? Dinen. Yasak yoktur, haramlık yoktur. Zina eden bir kadınla zina etmeyen bir erkek evlenebilir. Yeter ki Müslüman olsun, müşrik olmaz. Ya hatta Yahudi, Hristiyan kitap elinden olan kadını almak dinen caizdir. İslam'da olan bir erkek, Müslüman olan bir erkek, kitap ehli olan bir kadın alabilir. Ama kitap ehline kız verilmez ayrı meseledir. Niye? Erkek muktedirdir. Hristiyan, Yahudi, Müslüman edebilir. Ama sen kızını verirsen Hristiyan, Yahudi bir adama o Müslüman kızı da gavurlaştırabilir mi? İşte bu tehlikeden dolayı. Şimdi dolayısıyla cemaati Müslümin burada işte sayılıyor neslin ne şekilde olacağı ve hangi hususlarda oldu. Hazreti Enes Efendimiz diyor ki Allahu Teala Maune kuyusunda öldürülenler hakkında ayet-i celle indirmişti. O ayet-i celle neskolundu. Ben diyor ama ondan şu ayeti hatırlıyorum. Bak. Enes'in radıyallahu anh kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ela bellihu kavmena bi enna kad lakina rabbena feradiye anna ve erdana. Dikkat edin. Kavmimize ulaştırın ki şüphesiz biz Rabbimize kavuştuk ve Rabbimiz bizden razıdır. Bu ayet diyor ama gitti. Yok. Lafzı da yok, manası da yok. Ama manasını hadis-i şeriflerde bulabilirsin. Çünkü Maune'de vefat edenlerden Allahu Teala'nın razı olduğuna dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi var mıdır? Ebu Musa vardır. El-Eşari radıyallahu anh diyor. İşte şiddette, sertlikte Bera suresine benzeyen ayeti celle bir sure vardı. Ben o sureden şu ayeti hatırlıyorum diyor bak. Uzunca bir sure. İnna Allah seyyu'eyyidu hadid dine bi akvamin la halaka lehum. Şüphesiz Allahu Teala azimuşan bu dini kendileri için hiçbir nasip olmayanlarla da yüceltebilir. Yüceltir. Hiç gavura bu dini ne yaptırır? Bir bakarsın yükselttirir gavur eli. Rabbim hizmetlerimiz zayi olmaktan muhafaza eylesin. Bizleri doğru yoldan ayırmasın. Evvela doğruluktan sonra doğru yoldan ayırmasın. Çok tehlikeli geçitler var önümüzde, yollar var. Dikkat etmeliyiz cemaat. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz şöyle buyurdu. Şüphesiz Allahü Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i hak ile gönderdi ve onunla beraber kitabı indirdi. Ona indirilen ayetler içinde recim ayeti de vardı. Bak recim ayeti vardı diyor. Ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem recim etti. Biz de onunla beraber recim ettik. Sonra o hususta diyor benim hatırladığım o rejim hakkında hatırladığım ayet şudur. O ayet şimdi Kur'an-ı Kerim'de yok ama lafzı yok. Manası devam ediyor. Nedir o? Eşşeyhu ve şeyhatu izâ zeneyâ fercumûhumâ elbette. Zina eden kadınla zina eden adamı ne yapın? Recmedin. Recim nedir? Belli ölçüde taşı işte göğsüne kadar gömüyorsun şeye, toprağa. Zina etmişse kadın. Resulullah Efendimiz yaptı mı bunu?
yaptı. Zina eden kadını recm etti mesela Medine-i Münevver'de. Tabi şahidi yok, bir şey yok. Esas şahit olması lazım. 4 şahit. 4 defa gelmesini Efendimiz 4 şahit kabul ettiler sallallahu aleyhi ve sellem. Recm ettiler. Başka recm ettikleri de var. Bak recm var. Ha, bu recm ayetlerini filan inkar eden kafirler de var. Ya şimdi bunları inkar etti mi insan dinden çıkıyor işte, anladın mı? Ya Cenab-ı Hakk'ın hükmü inkar edilmez. Bekarsa ne vuracaksın abi? 100 sopa. Şey, o zaman bak kimse kimsenin namusuna bakıyor mu? Kimse kimsenin iffetine göz dikiyor mu? Anladın mı? O zaman kimseden zarar gelmez kimse. Namussuzluklar biter. Veled-i zinalar biter. Veled-i zina bitti mi zaten ortalıkta bir rahat nefes alırız yani. Geçilmiyor ki ortalık bena. Ne haldeyiz? Ne durumdayız? Allah bize selamet versin.